Kolay gelsin. Adamın gözü önüne aldık ama bu ustalardan ne çıkıyor acaba ya? Oha çok hızlı kırılıyor bu. Allah'ım konuyu biliyorsun. 13 dolar mı? Lan. Abiniz de bu lane ya, değil mi? Ya 50 liralık alıp alıp gidiyorlar. Sikeceğim. Alsana adam gibi ya mazotunu. Aha sigara aldı. I was worried we'd be stranded. Çalışanın var mutlusun sanıyorlar. Abi 3 lastiğim var. Oh. Sen nesin ya? Bakalım eleman bölümünden. Şunun parasını alayım da. Bunlar stoğa göre gelmiyor ya. Öyle mi geliyor? Deneriz. Lastik siparişi vermeden bir alırız arabayı, bakarız. Ekran kartı 3090 Ti. Ha dinleniyor şu an. Yazıyor yazıyor aynen. Dinlensin ya çocuk. Yazık. Mali baba senin de bir hayrını görmedik. Ho 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 da. Bir ümit bekliyoruz işte. Tamam lastik koymadık bakalım ne gelecek. Görelim. Öğrenmenin bir yolu var. Güzel 20 litre yakıt aldı. Hareket versin. Bir yakıt satın alalım. İyi para gördük biraz. Çok şükür. Para yüzü gördük. Şimdi 370 dolarlık yakıt siparişini ver. Sonra dondurma almamıştık. Hepsinin fiyatı eksilerde. Güzel. Bundan daha sonra alırız. Sigara alalım. Alkol alalım. Ucuz tutu daha alabilir miyim? Depo yetmiyor. Dur depoyu büyütme vardı şurada. Yes. Hey gökkuşağı dondurma. Atölye biraz pahalıymış. Yağ değişimi açılıyormuş. Aa sepet boşaldı. Daha alabilirim. Kornayı götüne sokarım dur. Ha.
Ulan. Bir dur, bir dur, çalma korna, dur. Ne oldu? Hemen bakın. Şimdi burada lastik gelmiyor diyorduk. Evet, hep beraber göt olduk. Lastik geldi ve lastiğim yok. Çok güzel. Süpürgeyi fixlemişler ya. Ben göt oldum. Ben de inanmıştım çünkü onun öyle olduğuna. Bu eleman çok dinlendi ya. Yeter kanka, hadi. Al ödeyeyim, senin paranı da ödeyeyim. Abi sigaram gelecek, bugün gelecek. Sigaram bugün gelecek hocam. Aha, eleman geliyor. Nice. Bu eleman nerede? Yeniden buna çalış mı demem lazım? Yazar kasaya geç mi demem lazım? Nerede bu? Geç abi yazar kasa. Şimdi tamirhane için lastik lazım. $65 olmuş fiyatı ya. Depoda yer yok. Okey, dur, ürünleri bir koyalım. Tamam, bu raf da oldu. Oo, tek dondurma türünden koyabildim sadece. O hepsini aldı mı lan Rob? Tamam, 6 lastik. Toptancı vermiyor abi, ben ne yapayım? Tabii tabii. Yalanlarımız hazır ya. Tamam, John çalışıyor. Yakıt işliyor. Birazcık bagaj magaj kurcalama vakti. $12. Demin ne güzel şey çıkmıştı. Şimdi bulamıyoruz. Aha. Of, tekte mi? Of. Aha, tabut çıktı. Dur. Sat. Park yeri alabiliyor muyum şu anki? Yok, alamıyorum şu an. 4. level'da açılıyormuş. Tuvaletleri büyütebiliyorum.
İkinci akaryakıt pompası. Aldım gitti ya. Lastik geldi mi? Ben alayım. Aldık aldık ikinci pompayı aldık. Tamam lastikler geldi hocam. Haydi yallah. Burada araba vardı havada. Azıcık beklettik ama birader kusura bakma. Depodaki malzemeleri satabiliyor mu? Abi sanırım satamıyorum. Çünkü şey gibi satabiliyorum. Yani ürün olarak satabiliyorum. Aa güzel oldu. Bir sürü yakıta gelen var. Bir sürü de araba var. Arabalar. Ne aldım? 25 dolar mı? Bunu koyarız normal. Şimdi yakıt alacak adamı küstürmeyeyim. Bunlar bahşiş veriyor. Ayı gibi. Buyurun. Park yerimiz var. Bırak arabayı bırak. Orta Doğu ve Balkanların en yüzsüz hırsızı. İş başında. Hayır sakın kırma. O ne? 100 dolarlık bitki sat. Güzel. Aha polis. İyi günler memur bey. Winter Survival Simulator poster. Sat. İyi biraz para yaptık. Bugün GTA var mı var? Stok yenileyelim hemen. Teslimat. Ürünler. Meşrubatlar. Abi Topi. Tonic. Mr. Burton. Sukkiri. Yerim yetiyor. Param ucun ucuna. Bu stokta var mı zaten? Bunu vereyim. Depoda yer mi yok? 410 mu? Çünkü depoda dolu değil mi? Deli gibi. Hayır. Hayır be. Ah. Başardıydım ya. İlk maymuncukta bulsam orayı çok kolay olacaktı da. Eleman maaşını müşteri olmasa da alıyor. Eleman maaşını her türlü alıyor. Al ödeyeyim.
Nasıl ya? Abi çekici dükkan açıkken kullanamazsın diyor. Ya yazar kasa elemanı koyma sebebim sürekli yazar kasa müşterisi var. Hiç bitmiyor abi yazar kasanın müşterisi. Ya haklısın dediğinde aslında iki tarafta birden çalıştırmak da çok mantıklı. Ama yazar kasa müşterisi daimi, diğer tarafın müşterisi o kadar fazla değil. İki kapı, üç teker. Oha, iyi para alacağız. Çekici ne işe yaradığını çözemedim. Dükkan kapalıyken diyor sadece. Öyle bir sorun var. Dükkan hiç kapandı mı? Yok. İşletmemiz her daim açıktır hocam. Bir de aynam var. Aynen. Oha bayağı para. 500 var falan verecek bu arada bu. $60. Üf. Bereket versin. Tamiri elemanı verip yazar, bir dakika bakacağım. Tamir elemanı verip yazar kasa benzine bakmak daha mantıklı. Bence git gel yapmıyorsun. Tamirhane durmadan çalışıyor. Tamirhanenin durmadan çalışmama sebebi stok bu arada. Stok almak lazım oraya sürekli. Ama uğraşabiliriz aslında. İyi paramız oldu bu arada. Güzel para yaptık. Nasıl ya? Ama böyle işte. Bu şaka mısın? Lan çok hızlı kırıldı. Bacım. Hadi içeri git sen. Aha. Tamam dur, yerini öğrendik en azından. Burada değil, aşağısı. Hayır be! Abi bu neymiş? Ablacım hadi, hak ettim. Hak ettim bunu. Dediğini yapabiliriz ama elemanı tamirhaneye verip yazar kasayla kendimiz uğraşıp, zaten yazar kasa çabuk yapılıyor. Ben yazar kasanın külfetini sevmiyorum sadece. Nerede yükseltmeler? Abi atölye 2 level. Yapalım bunu artık. Bir sonraki yükselmek için buna oto yıkama burada açılıyormuş. Bak, hava fırçası falan geliyor. Park yeri alamıyoruz. Tuvaleti alalım artık. Büyüsün azıcık. Pompayı aldık. Durağı aldık. Burası tamam. Dekorasyon için dış mekan ne var? Onları da yapalım. Ön bölümü tamamlamışız. Yan tarafı var. Park alanı palmiyeleri. Otopark palmiyesi. Çok güzel oldu. Görselliğe de önem veriyorum yani. Arka bahçe palmiyesi. Evet, her yere palmiye diktik, paramız bitti.
Stok lazım tamirhaneye. Minval ben. Palmiye. Asıl birazdan yakıt lazım. Bak ama palmiyeli çok güzel olmadı mı? Hayattaki hatalı önem sıralamalarım. Ha o ne? 27 dolar olur. Bonus para. İtem vermedi ama. Depoları aldılarsa bunlardan birazcık boşaltalım. Radyatör kasabasındaki benzinliğe dönüyoruz yavaştan. Evet. Bundan sonraki alışverişimiz kesinlikle yakıt olmak zorunda bu arada. Dayı full sigaracı çıktı. Oha. Baba bir yerde parti martı varsa bizi de çağırın ha. Nice. 74 dolarlık kasiyer alışverişi neymiş lan? Have a nice day. Bir şey değil mi? Ürün sayısını artırınca güzel kazanmaya başlamışız. Ve mazot biteriz. Chat niye sessiz? Chat oyuna reaksiyon vermiyor. Benle birlikte benzin istasyonu sitesine girdi çocuklar. Allah'ım batacak. Oh çok iyi oldu gitmesi. Abi çok güzel oldu bu. Para lazımdı. Acayip iyi geldi. Hala çok pişmanım o 400 dolarlık şeyi sattığım için ama. Of tekte. Ama 13 dolar ne amına koyayım ya. En altı mı? Eyvah. Şöyle o zaman. Valla
Ekmeğimizi gerçekten taştan çıkarıyoruz. Böyle böyle kazanacağız. Eyvallah babacığım. Haydi. Next. Abi fiyatını biz ayarlayamıyoruz benzinin. Öyle bir sorunumuz var. Bir de şöyle bir mevzu var. Raflarımızda yer olmadığı için şeyleri de söyleyemedik. Nerede o? Bunları da alamadık. Lastik hala 65 bu arada. Bir de motor yağı almak lazım. Motor yağı ucuz. Bundan alırız direkt. Para yeter mi ki? Yetiyor. Aa, yakıt alacaktık. Ama işte bu şimdilik gibi olay oldu. Evet, benzinimiz yok. Şu an bulduğumuz bütün parayı benzine vermemiz lazım. Patlamadık, patlamadık. Şöyle, bu arabadan zaten güzel bir para gelecek. Bir yandan da kasar yakıt şey akaryakıt çalışıyor. Ya neden sıçtık biliyor musun? Palmiye aldım çünkü. Ama dersen ki mesela pişman mısın? Hani Emre ne düşünüyorsun bu konuda? Değilim. Yani palmiyelerimle çok mutluyum. Elemanı evet çağıralım. Önceki atama için çalışan ödeme mi yapın? Kapalı. Abinin siparişleri bir geçeyim. Biraz para lazım biliyor musunuz? Geldi mi kamyon? Palmiye önemli. Abi tabii ki önemli. O palmiye sayesinde bu kadar kalabalığız. Eleman bizden fazla kazanıyor ne yazık ki. Of. Ne kadar istiyor eleman ödeme olarak? 58 dolar. Bunu çözeriz. Biz İzmirli için palmiye her şeyden önemlidir. Yani güzel bir bitki ve para verdik o kadar. Tatlı da duruyor. Lastik yine bitti. Çok azalmışım lastiği ve yakıt. Ah yakıt. Tamirhane bir süre kapalı kalacak. Şimdi çalışanın parasını mı ödeyeyim, yakıt mı alalım diye düşünüyorum. Araba soyup yakıt alalım bence. Çünkü sikiyim çalışanı şu an. Calling, a girl like you, woman. Hız yapalım, aynı fikirdeyim. O zaman dur şu kasiyeri ellemeyelim. Çalışan baksın. Ha bakamıyorum, parasını ödememiz lazım. Loop'a girmişiz. Hayır ya. Abi kredi çekmeden oynamak istiyorum. Evet kredi bir yöntem. Farkındayım. Ama ben istiyorum ki kredi çekmeyeyim. Tamam. Elemanı çağıralım abi. Al babacığım. Geç kayıtlı gel hadi.
Tamam, biz bu parayı toparlarız abi. Madem yakıt alamıyoruz, yakıta gelen arabaların bagajlarını alırız. Şöyle. Binme. Binme. Lanet olsun. Bir item miten bir şey be. Ne kadarlık yakıt istiyor bu? Aha, buna yetecek kadar çıktı. Ne kadar kaldı depoda? 1 litre. Ne kadar bize yakıtın maliyeti? 700 lira. $10 daha bulursam 200'lük alırım. $10 buluruz. Hadi bakalım. Bakıyor. Hocam lütfen tutuklamayın. Çok hızlı kırıldı be. Yes. Tamam, şu an bence iyiyiz ha. Ya yani market stoklarımız var. Bazı ürünlerde stok azaldı ama ya sonuç olarak var. Ve sigara biraz azalmış. Yakıt şimdi işleyecek. Ya aslında fena tutmayacağız buradan. Tuvalet temiz mi? Temiz. Bak yukarıda şey var. Bar var, görüyor musun? Temizlik barı. O artınca kirli oluyor. Yakıtı bekliyoruz. Buraya gelecek. Hep beraber. Palmiye almazsak sıkıntı yok. Alacağız. Aleykümselam. Çekişli hurdaları mı paylaşıp patlatıyorum? O başka oyun değil mi ya? Arabalar durmuşken dızlasak ya, çok mantıklı. Kıpırdama. Yok, arada hareket ettikleri için bozuluyor. Çok mantıklıydı bence de ama. Haydi. $99, yes. Güzel. O deminki gibi şöyle 400 dolarlık 400 dolarlık bir şey bir bulsak öttüreceğiz. You're amazing.
Meşrubatımız azdı. Topi alalım. Tonik alalım. Tropikolamız var zaten. Atıştırmalık olarak her şey kırmızı. Bundan alabiliriz. Bundan alabiliriz. Ya çok paramız yok. Acık sigara alalım. Dondurmamız var. Bu pahalıymış. Paramız buna yetiyor mu? Yetiyor. Şöyle. Al. Mazot da vardır. Aldım aldım. Hayır gitme ablacığım. Heh. Şimdi istediğin yere gidebilirsin. Oha. Bu nasıl bir kırılma hızı kral? Ananın am... O neymiş ya öyle? Gördünüz mü? Dokundum. Pat dedi koptu. Keşke bizim pompacılarda alkol satsa. Yasa olsa var ya. Satılmama ihtimali yok öyle bir şeyin zaten. Çok karlı. Seve seve satarlar yani emin ol. Çöp nerede? Bak eskiden vardı biz satıyorduk diyor. Old fartlar çıktı ortaya. Evet. Biz bu çatıyı bu mu boyamışız? Evet. Benzin ne kadar oyunda? Vallahi galiba 200 dolarlık benzin sattığımızda 350 dolar kazanıyoruz gibi bir oranı var. Aha uzaylılar geldi. Şşş John. Şu parayı al çalışmaya devam et. The smell is horrible. Disgusting. İyi raflarımız biraz doldu. Uzaylı direkt sigaraya gitti. Abi adam o kadar yoldan gelmiş anladın mı? Jüpiter'den beri yakmadım bir tane. Jüpiter demişken. Bunların şeyi var mı? Arabasını var mı yükleyebiliyor muyum? Sanırım hayır. Otobüsleri var ya bunların. Benzinin en karlı kısmı sanırım verdiği bahşiş. Mesela bak normal ödeme 53 dolar artı 5 dolar bahşiş verdi. Yani %10 bahşiş veriyor. Çok iyi oran. Bu maymuncuklanmıyor. Oha sıraya bak. Çalışıyor değil mi bu? Babacım şu kadar müşteri var bizi rezil ediyorsun ya. Eyvallah kral.
gibi çalışan amına koyayım ben. Uzaylıya bak, meyve suyuyormuş. Uzaylılar Link seviyor, evet. Oha çok sıradı. Başar, paranı hak et. Çalışıyor mu acaba John şu an? Hiç ürün mürün görmüyorum çünkü önünde. Eyvallah Bünür. Evet, sanırım bir daha çalış demem lazım. Abi şu an çalışıyor. Benim kasiyer sıkıntılı ya. Hadi bakalım, Allah'a emanet. Lastiğimiz yok. Abone ol. Like. Hayır.